Buradan tüm kıyıdaş ülkelere yaptığımız işbirliği çağrımızı tekrarlamak istiyorum. Akdeniz'i çatışma değil, işbirliği sahasına dönüştürelim. Libya iç barışının temini Türkiye için büyük önem taşıyor. Ankara ve Moskova'dan Libya'daki çatışma ortamının durdurulması için ateşkes çağrısı geldi. İki ülkenin Doğu Akdeniz'deki stratejik işbirliği için önemli için bir kapı önemli. aralandı. Libya'da bir e, merkezi hükümet olması lazım. Birlik içinde olan bir Libya olması lazım. Türkiye ise Doğu Akdeniz'deki çıkarları için Ulusal Mutabakat Hükümeti ile iki önemli anlaşma imzaladı. Anlaşmaları asker gönderme tezkeresiyle de destekledi. Ancak sahada Libya'da meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti ile isyancı Hafter güçleri arasında bir süredir sıcak çatışma yaşanıyor. Türkiye e, merkezi hükümetin yanında, Trablus hükümetinin yanında oraya askeri destek vereceğini kabul etti. Hatta bazı Türk askeri danışmanlar orada. Çatışmaların durdurulması ve Libya iç barışın sağlanması ise başta Türkiye olmak üzere bölge için hayati önem taşıyor. Libya'da iç savaşın devamını önlemek için iki tarafın beraber hareket etmesi lazım. Söz konusu çatışmaların durdurulması içinse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli bir metne imza attı. 12 Ocak'tan itibaren tarafların silahları durdurması istendi. Hafterle e, merkezi hükümeti iki taraf yan yana getirebilir. Ateşkes isteniyor zaten burada. Pazar günü 0.0'dan itibaren. Ondan sonra da görüşmeler suretiyle bu iş savaş sonlandırılabilir. Bu anlamda önemli ama ateşkesin devamlılığı çağrısında çok daha önemli. Şu an e, yani çok çetirtici bir çatışma var. İki liderin Libya sahasında anlaşmasıyla birlikte Suriye'de yükselen işbirliği Doğu Akdeniz'e de yayıldı. Sahadaki dengeleri barış istikametinde değiştirir. İki taraf görüşüp de masaya oturdukları takdirde bir şekilde çözüme ulaşacaklar demektir. Bu iki güç anlaştığı takdirde Libya'daki iç savaş sona erer. Libya'da da aynı eksende hareket etmeye başarabilirlerse bu açıkçası onların jeopolitik işbirliği açısından da son derece önemli bir seviye oluşturur.